5 yıldır yaşadığı New York'tan sonra çalışmalarına İstanbul caddelerinde sabahın erken saatlerinde devam eden boksör, 34 yaşına rağmen oldukça dinç ve kuvvetli. Amerika, hatta dünyanın en ünlü amatör boks turnuvalarından olan Altın Eldiven Şampiyonası'nda geçmişte Muhammed Ali, Joe Frazier, Mike Tyson gibi devlerin mücadele ettiği New York'un ünlü Madison Square Garden salonunda bu kez ülkemize Emin Tokay Altın Eldiven kazandırdı. Evet, 92 yılı Amerika Altın Eldiven Şampiyonası. Bu başarını nasıl elde ettin? 1988 senesinde Amerika'ya geldim. Daha önce sana anlattığım gibi Razi, 90 senesinde çok ciddi bir trafik kazası geçirdim. 2 gün komada kaldım ve bu kaza sonucu kendimi çok güçsüz hissettim. 3 ay bastonla dolaştım ve tekrar eski gücümü toplamak için boks antrenmanlarına 7 yıl sonra tekrar başladım. Deneme maçları yapmaya başladım. Yaptığım maçların hepsini kazandım ve kendisi Amerikalı polis olan antrenörümün teşvikiyle Altın Eldiven boks turnuvasına iştirak ettim. 1-2-3 derken 4 maçımı kazanıp finale kaldım. Şampiyonluğu açık farkla kazandım. Barcelona'ya gitmek istiyordun, olmadı. Bu neden acaba? Barcelona olimpiyatlarına gitmek benim en büyük hayallerimden bir tanesiydi. Fakat Altın Eldiven final maçı sonrasında, spikerle söyleşim sırasında Türk milli takımıyla Barcelona olimpiyatlarına gitmeyi arzu ettiğimi söylediğim için beni çağırdıkları Amerika boks milli takımından çıkardılar. Ve ben de Türk boks milli takımından çağrı bekledim, umdum fakat maalesef Türk Boks Federasyonu bana çok ilgisiz kaldı. Şu an olimpiyat yolu sana açıldı Türk takımıyla, öyle mi? Bu daha önce de söylediğim gibi mümkün. Hemen şimdi gitmek isterim. Boks Federasyonu'mla kontak kuracağım. Onlar da olimpiyat komitesiyle kontak kuracaklardır. Sanırım altın eldiveni kabul edecekler. Son Türkiye şampiyonasına katılarak ilk turda elenen Tokay, bazı oyunların döndüğünü ve hakkının yendiğini belirtiyor. Son Türkiye şampiyonasında benim kilomda, yani 63,5 kiloda 2 tane şampiyon adayı vardı. Benim adayım sadece kendimdim. Diğer aday ise Kazakistan'dan gelen Nurhan Süleymanoğlu adlı bir boksör arkadaşımız, genç arkadaşımız. Ve hatta gençler kategorisinde dünya çapında bir arkadaşımız. Ve ilk turda maalesef birbirimize düştük. Kanımca ve birçok otoritenin kanısına göre maçı baştan sona kadar üstün götürdüm. Ve maç bitiminde köşeme ellerim havada geldim. Antrenörümle kucaklaştım. Maç sonucu ilan edildiğinde 5-0 duyunca sevindim. Fakat 5-0 kırmızı köşe. Ben ne zaman özledim çünkü ben mavi köşeden oynuyordum. Ringden aşağı indiğimizde rakibimin antrenörü, ki benim çok eskiden bu yana tanıdığım antrenörüm Sakınmış Varlık, bana şöyle bir cümle söyledi. O cümle hala kafamda soru işareti olarak duruyor. Dedi ki, kusura bakma Emin,
Eğer biz bu maçı sana verseydik, bu adamı Rusya'ya geri gönderecektik. Bunun anlamını hala bilemiyorum. Boks Federasyonu As Başkanı Suudi Topal'dan bu iddialara açıklık getirmesini istedik. Süleymanov'un biliyorsunuz federasyonundan izin alarak dönüştürdük. Son Avrupa Boks Birliği'nin de almış olduğu kararda bu tür sporcu arkadaşlarımızın federasyonlarına izin alarak dönüştürülebiliyor. Biz de bunu son Türkiye Şampiyonası'nda uyguladık federasyon olarak. Emin Tokay kendisine haksızlık yapıldığını iddia ediyor bu karşılaşmada. Bu açıklama. Efendim ben Boks Federasyonu As Başkanı olarak bu maçı seyredemedim. Çok da üzüldüm. Haksızlık bilmiyorum ne derece haksızlık oldu. Benim doğruyu bilmem için maçı seyretmem lazımdı. Bundan sonraki hedeflerin nelerdir? Bundan sonra tek hedefim var. Şayet bu sefer Boks Federasyonu benimle birazcık ilgilenir, ilgi gösterirse Avrupa Şampiyonası'na katılmak ve inşallah şampiyon olmak.